kocaman yüksük denilen şeylerin içerisinde büyüyor onlar. Bu işte o 1500 lira dedi. Binadan kedinin karışımlarda kullanılıyor. Şöyle ki hücre elde yiyeceksin var. Yaşlanmıyorsun, yıpranmıyorsun. Petekli almak daha iyi ama petekli de şöyle bir ayrım var. Tamamen arının yaptığı doğal petek var. Halk arasında karakovan deniyor. Bir de arasına temel peteklerinden, bağımlılığından yapılmış bir petek. Bu yıl 80 bin ton civarında çam balı üretimi bekliyoruz. Onun dışında başka çeşit ballarımız da var. Kekik balı, narenciye balı, püren balı gibi yöremize ait ballar. Onlar da oldukça iyi üretime sahip olacak bu sene. Büyük kısmı artık ihraç ediliyor. Özellikle Almanya, Avrupa ülkeleri, Kanada, Amerika. Şimdi yeni yeni Arap ülkeleri de başladı ihraç etmeye. Dolayısıyla bu fiyatları yükseltici bir etki sebebiyle fiyatlarda bir yükselme var. Ama iç piyasada da çam balı gerçekten sevilmeye başlandı ve kıymeti yavaş yavaş anlaşılmaya başladı. Dolayısıyla iç piyasada da gayet güzel satışlarımız oluyor. Çam balının fiyatı bence olması gereken 50 lira. Perakende satış fiyatı 850 gramlık kavanozlarda. Bundan daha aşağı olması üretici için iyi olmuyor açıkçası. Üreticinin maliyetlerini tam karşılamıyor. Ama bir rekabetçi piyasa olduğu için üretici maliyetine yakın bir fiyata vermek zorunda kalıyor. Biz elimizden geldiğince aralarından kaliteli olanı ayıklayıp onlara çok iyi fiyat vermeye çalışıyoruz. Üretici koruyucu, olumlu yönde tetikleyici çalışmalar içerisindeyiz. İhracata da yönlendiriyoruz. Dolayısıyla olumlu şekilde gelişmeler var. Yani doğru bal, kaliteli bal daha çok parayı hak ediyor. Üstünde işletme kayıt numarası olan, Tarım Bakanlığı tarafından, ilçe tarım müdürlükleri ve il tarım müdürlükleri tarafından denetlenen firmalardan almalarını tavsiye ederim. Özellikle süpermarketlerden değil de ham bal satmaya çalışan, yani pastörize edilmemiş, ısıtılmış ya da nasıl söyleyeyim, ısıl işlemine tabi tutulmamış balları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Bu mesela narenciye balı. Diğer yağlı tohumlu bitkiler mesela kanola, pamuk, ayçiçek balı gibi ballar çok çabuk donuyor. Bu balın sadece menşeini belli eder. Herhangi kalitesiyle ilgili bir fikir elde edilmez yani bunda. Ama donan ballar şöyle, en azından sahte olmadığını biliyoruz. Çünkü pastörize edilmiş ballar donmaz. Mutlaka analiz konusunda iddialı firmalardan alsınlar. Ve işlenmemiş, ısıtılmamış yani ısıl işleme tabi tutulmamış balları tercih etsinler. O zaman balın şifasını gerçekten hissederler. Ayrıca kullanım açısından da aç karnına tüketilirse ve çok aşırı sıcak olmamak koşuluyla yani elle tutulur bir bardak sıcak sudan örnek verirsek onun içerisinde karıştırarak içerlerse içerisindeki enzimler vücuda daha etkili bir şekilde faydalı olurlar. Dolayısıyla balın tam anlamıyla faydasını elde etmiş olurlar. Var. Şöyle ki bu santrifüj işleminden geçiyor. Yani bir çevirdiler. Çam balı. Diğerleri bu bölgede olmuyor abi. Ya. Üniversitesine gidiyor ya. Tatlısız %100 saf bal olması. Şundan etiketini tersini çıkartalım bari.